Melih Altınok Erdoğan 1. Cumhur İttifakı Önde Saat 24 itibarıyla sandıkların %92'si açılmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu %49.8, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise %44'tü. Bu durumda seçim ikinci tura kalıyor. 21 yıldır iktidarda olan bir liderin hala ülkenin en çok oy alan siyasetçisi olması muazzam bir başarı. Hatta tek kelimeyle bu bir rekor. Üstelik de HDP'den İyi Parti'ye altı benzemez tüm siyasi partiler karşısında birleşmişken. Cumhur İttifakı'nın milletvekili oyu %50, Millet İttifakı'nın ise %34, parlamento grafiği açısından Zafer Cumhur İttifakı'nın. Anket şirketleri sınıfta kaldı. Seçim sonuçlarına bakınca Kılıçdaroğlu'nu %50'nin üzerinde, hatta %60'larda gösteren anket şirketlerinin sınıfta kaldığı açık. Kılıçdaroğlu, HDP de dahil tüm muhalefet aktörlerinin desteğini aldığı halde rakibi Erdoğan'dan 5 puan fark yedi. Elbette bu bariz fark sadece hata olarak izah edilemez. Anket şirketlerinin muhalif seçmeni manipüle etmek için bilinçli bir faaliyet yürüttükleri ortada. Sonar ve Optimar'ın sonuca en yakın tahmini tutturduğunu da hatırlatmak lazım. Sanırım seçmen ikinci tur sürecinde bu durumu göz önünde bulunduracaktır. İmamoğlu ve Yavaş provokatörlük yaptı. CHP yandaşı kanallar bile Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun önünde yarışı götürdüğünü ilan ettiği halde kameraların karşısına çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları da kayda geçti. Bence bu halleriyle millet ittifakına da zarar veriyorlar. Sinan Oğan kilit rolde. Kuşkusuz bu seçimin sürprizi Sinan Oğan oldu. Aldığı %5 oyla seçimin ikinci tura kalmasına yol açtı. İkinci turda kimi destekleyeceği tartışması 28 Mayıs'a kadar en önemli gündemimiz olacak. Oğan, terörle mücadele olmazsa olmazımız. Amacımız PKK, FETÖ ve türevleriyle mücadeledir açıklaması kayda değer. Melih Altınok Sabah. Ersin Çelik. Erdoğan kazandı. Kabullenmeyecekler ama çok ağır yenildiler. Seçimler ilk turda bitse de, ikinci tura kalsa da Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferini ilan etmeliyiz. Neyin zaferi sorusunun yanıtını önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız. Ancak sıcağı sıcağına şu noktalara vurgu yapmak gerekiyor. Muhalefet ağır bir yenilgi aldı. Yedili masa üzerinden geliştirilen siyaset mühendisliği açıkça iflas etti. Kılıçdaroğlu'nu açık ara kazanıyor gösteren anket şirketlerinin manipülasyon yaptıkları tescillendi. Troll ağları ve bot hesaplar üzerinden Sosyal medyada yürütülen siyasal iletişim çalışmaları halkta karşılık bulmadı. Dahası Erdoğan'a karşı bir araya gelen 6 genel başkanla İstanbul ve Ankara belediye başkanları vatandaşları ikna edemediler. Türk halkı 7 yardımcılı cumhurbaşkanının projesine vize vermedi. Türk halkı muhalefetin parlamenter sisteme dönme vaadini ciddiye almadı. Buna karşın PKK ile FETÖ'nün desteğini alan muhalefetin Türkiye için beka ve güvenlik sorunu olduğu düşüncesi sandığa yansıdı. Muharrem 45 gün boyunca itibar suikastı yapanlar ve kumpas kuranlar kaybetti. Muharrem İnce haklı çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kaybetti. Temel Karamolluoğlu Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin tabelalarını söküp gittikleri CHP'ye ve oturdukları masaya hiçbir katkı yapamadıkları tescillendi. CHP'ye sığınan genel başkanların muhafazakar mütedeyyin seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edemedikleri ayan beyan ortaya çıktı. Saadet Partisi'nin temsiliyeti sona erdi ve milli görüş siyaseti Yeniden Refah Partisi'nde vücut buldu. Temel Karamolluoğlu'nun Necmettin Erbakan'dan aldığı liderlik makamı saadetten kovduğu Fatih Erbakan'a geçti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın algıyla inşa edilen popülerliklerinin Anadolu'da karşılık bulmadığı, sosyal medya etkileşimlerinin sahaya yansımadığı sandıkta ölçülmüş oldu. İyi Parti'ye rağmen HDP ile anlaşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm uçları birleştirme ve buluşturma stratejisi fiyaskoyla sonuçlandı. HDP'nin ülkenin cumhurbaşkanını biz belirleyeceğiz ve bizim politikalarımız uygulanacak tezi çöktü, kilit parti olma havası söndü. Bu liste uzar gider ancak şu net, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda bıçak sırtı bir oy alsa da Kılıçdaroğlu'na %5 fark atması apaçık zaferdir. Parlamentoda ise Cumhur İttifakı açık ara önde bir sonuç aldı. AK Parti, MHP ve yeniden refahın vekil sayısı 300'ü aştı. AK Parti'nin oyları düşse de Cumhur İttifakı %50'yi korudu. CHP, İyi Parti, Saadet, Deva, Demokrat ve Gelecek Partilerini ise bundan sonra büyük bir bölünme bekliyor. Peki şimdi ne olacak? Gözler yurt dışı oylarında, özellikle de Almanya'dan gelecek sonuçlarda. Erdoğan 50 0 ile kazanabilir, ikinci turada kalabilir ancak meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan bu gücü de arkasına almış olacak. Hesapları Sinan Oğan'ın aldığı %5'lik oy bozdu. Eski MHP'li Oğan artık siyasi bir figür. Gençler üzerinde etkisi var. Pazarlığı kiminle yapacağı belli değil ancak kamuoyu yoklamalarında seçmen kitlesinin milliyetçi olduğu biliniyor o anın seçmeninin tavrı kadar Cumhur İttifakı tabanının bir kez daha kazanma motivasyonu sahaya yansıyacaktır. Seçmen, meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek istikrardan yana olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa, bu tercih kesin sonucunu belirlemiş olacak. Erdoğan çok az bir oyla %50'nin altında kalsa da 5 puan farkla zaferini ilan etti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oyların %20'si sayılırken kamuoyuna çekmek istedikleri operasyonu da ayrıca konuşmak gerekiyor. Ancak yazı bitti. Önce sonuçlar bir netleşsin. Muhalefetin hezimeti neden kabullenmediğini ve bundan sonra neler olacağını konuşacağız. Ersin Çelik, Yeni Şafak Hilal Kaplan, Cumhur İttifakı Zaferi Yazı yazdığım saatlerde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşmemişti. Ancak netleşen durum şuydu. Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi önde falan değil, 5 puan gerideydi. CHP fonlu Anka Ajansı'nın gece yarısı baktığım verilerine göre bile Kılıçdaroğlu tam 4 puan geride. Dolayısıyla öndeyiz diyerek kendini daha fazla komik duruma düşürmese iyi olur. Hem AK Parti manipülasyon yapacak olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç %50'nin altında göstermezdi. Aklımızla dalga geçmeyin. Ama sizin de işiniz zor elbette. Zira kendi seçmeninizin aklıyla fena dalga geçtiniz. Fonladığınız anket şirketleri Kılıçdaroğlu'nu hep önde gösterdi. Hatta %60'lara çıkaranı bile gördü bu gözler. Mevcut durumda net olan bir başka gerçek de Cumhur İttifakı'nın mecliste ezici çoğunluğu elde ettiğiydi. AK Parti 267, MHP'de 51 civarında milletvekili çıkardı. CHP ise 169, İYİ Parti de 44 milletvekilinde kaldı. Ayrıca MHP anket şirketlerine en büyük golü atan parti olarak meclis aritmetiğinde 3. sıraya yükseldi. Dolayısıyla yasamada ağırlık Cumhur İttifakında Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yurt dışı oylara bağlı bir durum söz konusu ki nihai neticeyi hep beraber göreceğiz. Tahminler yurt dışı oylarının Erdoğan'a artı 0.6 yazacağı yönünde ve bu olursa ilk turda bitme ihtimali var. Ancak ikinci tura kalma ihtimali de var. Sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakının zaferi kesindir. Milletimize hayırlı olsun. Hilal Kaplan Sabah